Assalomu alaykum. Informatika faniga qiziquvchilar, video darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi video darsimizda Python dasturlash tilida protsedura va funksiyalarga doir dasturlarni bajaramiz. Birinchi dasturimiz sharti quyidagicha: yulduzcha belgisidan tomoni enga teng kvadrat chizuvchi dastur tuzing. Protseduradan foydalanib deyilgan shartida. Ya'ni eng kiritiladi, masalan 3 kiritsam, demak 3 ga 3 bizga yulduzcha chizib berishi kerak. Bunun için ötken video dersimizde ham demek ayet ötkendi, yani bizde define, yani div bu bizde prosedura yok ki işte fonksiyonu ilan kılışta işletilir diyen kalit söz. Bana şunları div de ilan kıldım ve dasturumuz yapmaz. Mesela prosedura nomini mesela yıldız yok yıldızca deyip nomlayımız. Bana şu yıldızca iki nokta endi bizde takorlaş yani for takorlaş operatörden faydalanıp bacaramız i, in, range bizda va buni ichida birdan to engacha borish kerak bo'lsa biz buni n plus 1 deb olamiz, ya'ni n plus 1 gacha, ya'ni biz o'sha n ni o'zi kiradi mana shunda birdan engacha hisoblaydi. Bo'lganda nima qilsa ekranga to'g'ridan to'g'ri shu yerimizda print chiqarishga berishimiz mumkin, ya'ni yulduzcha belgisi va shu n ni bergan mana 3 kiritsak o'sha 3 ni ko'paytirsa, demak 3 ta yulduzchani mana shu yerga bizga yozib beradi. Va orasida agar biz 5 joy bo'lsa, ya'ni o'sha tugagandan keyin 5 joy yoki mana pastga tushishi uchun ham berishimiz mumkin. Ya'ni bunda bizda n mana bu yerda bitta 5 joy qo'yamiz va o'sha masalan 3 ta n o'rniga masalan 3 kiritganda 3 ta yulduzcha chizadi. For 2 bo'lganda pastki qatorga tushib yana 3 ta yozish kerak. 3 bo'lganda 3-chi qatorga tushib yana 3 ta yulduzcha hosil qilish kerak. Buning uchun biz o'sha satrni yangi satrga tushirish uchun quyidagi, ya'ni demak bizda slash, ya'ni teskari slash belgisi bor, n. Mana bu bizga yangi satrga tushiradi. Ya'ni bu oxiriga, ya'ni 5 joy qo'yadi-yu, bu yangi satrga tushiradi. Shundan so'ng protsedura mana shu ishni bajaradi bizda. Endi n ning qiymatini kiritishni bersak bo'ladi. Int input butun son yoki bu yerda yozishimiz mumkin. N sonini kiriting. N sonini kiriting deb yozdim. Endi protsedura nomini yozamiz. Yulduzcha degan so'z mana shu protsedura nomi. Endi buni xotiraga saqlab bajarib ko'ramiz. Endi kirting deyapman, 3 kiritadigan bo'lsam mana 3 ga 3 yulduzcha chizib berdi. Yoki yana ishlatib ko'radigan bo'lsak 6 kiritadigan bo'lsam mana 6 ga 6 yulduzcha chizib berdi va hokazo mana shunda ishlatish mumkin. Masalan beradigan bo'lsak nima o'nga o'n bo'lgan bizga o'sha yulduzchalarni hosil qilib berdi. Ikkinchi dasturimiz sharti: berilgan n sonining bo'luvchilarini bitta qatorda parabel orqali ajratib chiqaruvchi dastur tuzing. Protseduradan foydalanib deyilgan. Ya'ni bizda masalan 6 son berilgan bo'lsa, uning bo'luvchilari 1, 2, 3, 6. Mana shularni bitta qatorda va bo'sh qo'yilgan holda nima chiqarishi kerak ekan. Buning uchun quyidagi masalan son degan bitta protsedura nomi shunday bo'lsin, son deb nomladim. Bu yerdan takrorlashni qo'llaymiz, ya'ni for i in range deb yozamiz va birdan engacha borish kerak bo'lsa n plus 1 deb beramiz va shart qo'yamiz bo'luvchilarni topish uchun, ya'ni bizga o'sha hozir kiritamiz buni n ni kiritadigan sonimizni 1 ga 2 ga 3 ga to 100 gacha bo'lish kerak. Shu yerda if, ya'ni bizda o'sha n kiritgan sonimni mana bu foiz belgisi bo'lib qoldig'ini oladi. I ga, ya'ni i bizga birinchi marta 1, 2, 3 kelaveradi. O'sha qachon qoldig'i 0 ga teng bo'ladi. Shu qoldig'i 0 ga teng bo'lganda shu sonni ekranga chiqar, ya'ni print. Print ekranga chiqar i ni. Ekranga chiqar dedik. Va endi kiritsak bo'ladi. Int input bizda bu yerda
Enni kırdın. Enni kırdın de bir yazdık. Ha, böyle bir tane apostrof ama. Enni kırdın yazdık ve şimdi son degen o şey prosedura nomini çakıramız. Otarga sakla işlep duramız. Oldu ki tadı gen böyle sana. Ha, biz de o bir kat oradan çıktı. Şimdi takmatay çıktı. Biz de bir kat oradan çıkış gerek yedim. Bana bir yerde okurdu. And. Yani bitti son çıkardı mı? Demek boş çöğe koysun, ikinci sonunu çıkarsın, yani boş çöğe koysun ve o kadar şimdi devam ettirir için bana böyle. Bana da demek bir gün yoksa yeterli. Fotoğrafı saklayımız, yani boş kattan işletip görüyoruz. Oldu kötü adı mesela. Bana bir kat oradan, orası gibi boş çöğe koyuyken, şartı şundaydı biz gel, şimdi çıkarış gerek. Şimdi otur böyle, yani boş kaç sonunu mesela. 48 bir adı gelmezsem, bana 48 bölümcülerine orası gibi bittiğinden boş çöğe koyuyken oldu. Bir kat oradan, olsun kıldı. Ve o kadar şimdi İşte görüşümüz bu kadar. 18 mesela. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Sonra 1. Dasturun yazılış kodu bana şimdi böyle. Gen 3. dasturumuz şartı. Berilgen en sonunu rım rakamları da ifodalı dastur tuzin. Degen bir yerde. Şimdi bizde en sonu veriladı. Bu özümüzde şu Arap rakamlarda veriladı en sonu. Şunu rım rakamlar ötkesi gerek eken. Bunun için bizde M, Mi demek bizde D, S, L, X, Bor, V ve I. Mana şu demek harflerden faydalanıp rım rakamını olsa kılışımız gerek. Şimdi bizde demek L, 50, S, 100, D, 500, M, 1000. Demek bunlar da masif orkalı başarışımız mümkün. Masifini elan kılalım. Mesela masif elementlerden gözüçte mesela bizde mi, m harfi teyin. Bana şöyle m de yazalım. Demek birinci elementi yazıyoruz, virgül. İkincisi 900 bölgende bizge kaytarış kere kanaka kıymet. Yani S 1000'den 100'e ayırış gerek. S, M'ni kaytarışı gerek. Kalsıyor kan. Genge elementini elon kıl işte. 500 sonunu bölgeden bölse 500 sonunu D bilan belgilen. D de yazıp oldu. Virgül. 400 sonu hosul kıladırken bölse şimdi biz mesela hosul kılış mümkün bölgen sorularını yazıyoruz. Kogarları bana şunlarını kombinasyonu gelip çıkardı. Yani 400'ünü 500 ayrılırken 100 desek böyle. Yani S, D desek bana şu biz gel. Teorisini hosil kılıp veren virgül. Pastan devam ettiramız. Şimdi 100 borumuzda. Yani 100 aynen S'de belirlenen virgül. Kengisi yani 90 gerek böyle bizge. 90 virgül. Bunda X, S'de bu 100'den yani önüne ersek yeterli. Keyin yana bizda kerak 50. 50 bu L harfi bilan belgilanadi. Keyin yana 40 kerak bizga. 40 harfi 50'den önüne ayırsam yeterli. X, L, 10 harfini özü hem kerak bizga. Yani 10 rakamını harfi bölad bizda X. Bundan keyin keladi 9 ham. 9. Yani bunu önden birine ayırış yeterli bölgede. Kengisi 5 kere alırız da. 5 ne? Bize V harfi olan olamaz. Kengisi 4. Yani 4 ne biz? Oluşumuz mu? 5. 5'ten birine ayırsak bölgede biz. I, V. Var. Yani bitti. 1 kol yaptırız da. 1 için 1 virgül. Bölgende i ne? Kaytarışı gerek bizde. Bana masifini yok olduk. Şimdi bir yolda biz demek işte fonksiyon ne? El okulamız yani div. Fonksiyon mesela dasturdan gelip çıkardığımızda rım de olanız. Rım mesela en sonunu kırtanız. İşte sonunu kırtken de nama iş kılışı gerek. Okuyu da birimiz. Yani bizde while operatörü takırlanış operatörü ile işlemimiz. Yani ROS bölgende en 0'dan katta mı degen şartını koydum bu yerde.
Endi oldan katta bo'lsa takrorlash, ya'ni for i virgul bitta r o'zgaruvchi olaman in a, ya'ni o'sha a massivdan bizga mana bu r'ga raqamga mos harfni beradi, ya'ni o'sha harfni oladi. I o'sha massiv elementlari bo'ylab yuradi bizda va r bizda mana bu r mana shu harflarni olib keladi, ya'ni m yoki l yoki v harflarini olib keladi va yana bitta while operatorini bu yerda qo'llaymiz, ya'ni n katta yoki tengmi i ga degan shartni qo'yamiz. Agar mana shu bo'ladigan bo'lsa s o'zlashtirsin, o'sha r kelgan ya'ni bizga harfni qo'shsin, ya'ni bu yerda s ya'ni bizda satrli bo'ladi, satrli bo'lgani uchun mana bu yerda boshlanishida s ni qiymatini demak bo'sh joy deb beramiz va n ayrilgan teng i'ni ayirib ketaver to o'sha shart yolg'on bo'lgunicha va bu yerda bizga takrorlanishdan keyin so'ng return qaytar qiymat qaytar nimani esga o'sha har bizga kelgan harflarni jamlanmasi turibdi, esni qaytar va endi n bilan o'sha demak sonni kiritib olamiz, input n'ni kiriting deb oldik va bu yerda o'sha funksiya nomini to'g'ridan to'g'ri ekranga chiqarishni bersak bo'ladi. Rim deb bo'lgandek rim n'ni ekranga chiqarishni bersak bo'ladi. Xotiraga saqlab ishlatib ko'ramiz. Masalan 52 kiritadigan bo'lsam l 2ta i bo'ldi f5 yoki 2463 kiritadigan bo'lsam 2ta m 2000 demak ayrildi 400 bo'ldi, mana bu ayrilgani keyin 50 63 bo'ldi yoki xuddi shunday, yani masalan 840 3'ni hisoblaydigan bo'lsak mana 840 sonni hisoblab berdi va hokazo shunday ishlatish mumkin, yoki masalan 152'ni hisoblaydigan bo'lsak mana shunday ko'rinishda bo'lar ekan. Keyingi dasturimiz berilgan n soni xonalarining yig'indisini hisoblash dasturini tuzing funksiyadan foydalanib deyilgan, ya'ni bizda div demak funksiya e'lon qilamiz, ya'ni nomini son deb qo'yaman, ya'ni n o'sha biz kiritadigan son olib kiradi, ya'ni funksiyani ichiga, ya'ni bizda bu yerda o'sha masalan 125 soni kiritilsa shuni raqamlari demak xonalarni raqamlarini yig'indisini hisoblash kerak, ya'ni 1 2 5 ni qo'shish kerak, jami 8 deb chiqarish kerak. Buning uchun while shart olamiz, o'sha n kiritgan sonimdan oldin kattami degan shartni qo'yamiz va kiritgan sonimiz biror n o'zgaruvchiga bo'lib qoldi, o'nga bo'lib qoldiqni olaman, ya'ni 125 ni o'nga bo'lib qoldiqni olsam 5 bo'ladi. Yana keyin bu yerda solishtirish kerak, n butun qismini o'nga bo'lib butun qismini ham ol, ya'ni bu shartga borish uchun 125 kelsa 125 ni o'nga bo'lib qoldiq qismi 5, 125 ni 25ga bo'lib butun qismi 12, 12 shartga boradi, 0 dan katta ha katta yana qaytib keladi bu yerga 12 ni demak o'nga bo'ladi. Endi mana shu vaqtda yana bitta s o'zgaruvchi olaman, s plus m, ya'ni o'sha qoldiqlarni, ya'ni 5 ni 2 ni 1 ni m ga qo'shib ketaver degan ma'noda, bu shart uchun boradi bizga while'da. Mana bu m o'sha oxirgi raqamdan boshlab bitta bitta olib s ga qo'shib ketaveradi va shu yerda bo'ldi. Endi bizda ishlab bo'lganimizda return s ni qaytar, s yig'indi turibdi shuni qaytaradi. Endi bu yerda n ni kiritishni beramiz, int input bu yerda n sonini kiriting deb yozamiz, n sonini kiriting yozdik va funksiyani nomini to'g'ridan to'g'ri chop qilamiz yoki izoh sifatida yig'indi deyish mumkin, yig'indi teng virgul funksiya nomi son n. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Endi bu yerda s ni hozir biz yig'indi sifatida ishlatdik, mana bu while dan yuqorida s ni boshlang'ich qiymatini 0 deb
e'lon qilib qo'yamiz tepada, xotiraga saqlab ishlatib ko'ramiz. 125 kiritadigan bo'lsam, yig'im 8. Yoki boshqa son kiritadigan bo'lsak, masalan, 8542 kiritsam, raqamlar yig'imimiz 19 ga teng bo'lar ekan. Va hokazo mana shunday 4'te 5 kirttim. Rakamlar yığımızı 4 kettin. Okey. 1'e 2 kırtsam rakamlar yığımızı 3 kettin. Şimdi çıkarıp beraber. Beşinci dasturumuz şartı. Sport müsabakası da sportçılarının çıkışları hakemler tomonidan ballik dizimde baholandı. Yakuni balına oluş uçun en yukarı ve en pas bal çıkarıp taşlandı. Ve kolgan uçta balning o'rtacha arifmetik qiymati hisoblandi. 5 nafar hakam tomonidan berilgan eng yuqori va eng past balni hamda sportchi olgan balni chiqaruvchi dastur tuzing. Funksiyadan foydalanib deyilgan shartda. Ya'ni masalan 1 2 3 4 5 baho kiritilsa, eng birinchi va eng oxirgi bal 1 5, 1 5 chiqarish kerak bizga birlashtirib, keyin qolgan 3 ta, ya'ni 2 3 4 ni qo'shib 3 ga bo'lish kerak. O'rtachasini olish kerak, shuni funksiya yordamida hisoblaymiz. Ya'ni deyib bu yerda funksiya nomini masalarga mos qo'yadigan bo'lsak, sport deb qo'ysak bo'ladi. Sport n, ya'ni biz o'sha n ni kiritamiz. Endi bu yerda bizda 5 ta agar son kiritiladigan bo'lsa bizda, ya'ni mana bu yerda bizda funksiyadan, ya'ni keyin n input bilan kiritamiz. Ya'ni bu yerda biz sonlarni satrli ko'rinishda bir qatordan kiritib olamiz. Ya'ni split bu bizda. Bu bizda o'sha sonlarni, demak, orasiga qanday belgi bilan chiqishini aniqlaydi. Split bilan kiritib olamiz sonlarni va kiritgandan so'ng mana shularni mana bu funksiya ichida hisoblab olamiz. Ya'ni biz sonlarni masalan mana bu yerda yozib qo'yamiz, mana bunday kiritadigan bo'lsak 1 2 3 4 5 deb, ya'ni bu 0 indeks 1, 2, 3, 4 indeksda bo'ladi. Shuning uchun bu yerda biror a o'zgaruvchi olaman. Kiritgan n 0, 0 indeksni ol a b. Bu birinchi va oxirgisini olishimiz kerak. B masalan oxirgisini olsin. N 4. 0'dan boshlasak o'sha 5-chi elementi, yani 4-chi indeksda turgan bo'ladi va C'ga hisoblashimiz kerak. Ya'ni har birini o'sha qolgan 3'tan, ya'ni mana bu o'rtadagi 3'ta sonni o'rta arifmetikni hisoblashimiz kerak. Shuni butun songa aylantirib olib hisoblaymiz. Int i endi bizda 2-chi son 1-chi elementda bo'ladi. Plus, keyin xuddi shunday keyingilari uchun ham yozamiz. Int bizda n, demak, ikkinchi indeksda turgani va int 3-chi indeksda turganini qo'sh, shularni qo'shgandan so'ng bo'l, o'rta arifmetik uchun 3 ga bo'l va print, shu yerda ekranga chop qil, print a plus b ni, ya'ni bizda a plus b da o'sha birinchi va oxirgi sonlar yozilgan bu yerda. Mana bu s'da return s'ni qaytardingiz, ya'ni bu yerda o'rta o'sha arifmetigi turibdi 3'ta son. Va bularni yozib bo'lgandan so'ng mana bu yerda funksiya nomini chaqirib ekranga chiqaramiz. Natijani sport deb oldingiz. Sport n deb oldik. Endi ishlab ko'radigan bo'lsak, sonlarni kiritishda endi mana bu yerda demak probel bilan kiritamiz. Yani takma tak probel. Takma tak emas, parabel, yani 2, 3, 4, 5. Agar splitni o'rtasiga mana bu yerga nuqtali virgul qo'yadigan bo'lsam, bu yerga ham xuddi shunday tartibda kiritishim kerak. Hozir man hech nima bermadim, demak 5 sifatida kiritishim kerak. Endi mana natija bizga 1, 5 oxirgi va 1-chi sonni oldi. O'rtadagi 3'ta sonni qolgan sonlarni dedi, o'rta arifmetikni hisobladi dedi. Natija mana shunday ko'rinishda bo'ladi. 6-chi dasturimiz sharti. Berilgan n soni xonalari raqamlarining sonini chiqaruvchi dastur tuzing. Funksiya yordamida. Ya'ni nechi xonali ekanligini aniqlashimiz kerak. Berilgan sonni
Demak, bunu bajarish uchun bizda yana funksiya olamiz. Ya'ni bu yerda endi dasturga mos bo'ladigan bo'lsa raqam degan bitta funksiya nomini e'lon qildim. Endi quyida kiritamiz. Keyin bunda ham while bilan bajarsak bo'ladi. Ya'ni o'sha n kiritgan son 0 dan kattami? U holda n ni o'nga bo'lib butun qismini ol. Bu shart uchun boradi. Bitta счетчик, ya'ni hisoblagich qo'yamiz bu yerga. S 1 ni olib boraver, yuzlashtirib va S ni qiymatini tepada bu yerda 0 deb e'lon qilamiz. Va shundan hisoblab bo'lgandan keyin S ni bizga qaytarish kerak edi, to'g'rimi? S ni natija sifatida qaytar. Endi n ni kiritamiz. Int input n ni kiriting, izoh so'zi yozdim. Va bu yerdan endi funksiyani to'g'ridan to'g'ri chop qilamiz. Yoki izoh sifatida yozishimiz mumkin. Raqamlari son deyishimiz mumkin. Virgul. Keyin funksiyanın nomini chaqiramiz. Raqam n edi bizda. Mana shunday ishlatsak bo'ladi. Xotiraga saqladik. Ishlatib ko'ramiz. Masalan, 6000 masalan 417 bo'ladigan bo'lsa 4 ta raqamdan iborat. Raqamlar soni 4 ta. Okay. Mana bu demak 6 ta raqam kiritdim. Ya'ni 6 xonali raqam, raqamlar soni 6 ta. Va hokazo shunday hisoblab beraveraman. 125 kirsam, raqamlar soni 3 ta degan bizga javobni chiqaryapti. Ya'ni bu yerda n sharpga boradi, to 0 bo'lguncha ishlaydi bu. Shu vaqtda sharp bajarilganda s bittadan qo'shib boraveradi. Sharp qachon yolg'on bo'ldiki, s ni ekranga. Demak bizga return qaytaradi natija sifatida s ni. Va s ning qiymati ekranga chiqadi. 7-chi dasturimiz sharti bizda 3 ta son berilgan. Shu 3 ta sondan eng kattasini aniqlovchi dastur tuzamiz. Ya'ni bizda 3 ta son uchun mana bu yerda masalan maksimum eng kattasini topish kerak bo'lsa, bizda 2 ta ya'ni 3 ta son uchun biz 2 ta demak funksiyadan foydalanib bajaramiz. Ya'ni birinchi ikkita funksiyani eng kattasini topib olib, keyin ikkinchi funksiyaga shu ikkita kattasidagi son bilan uchinchi sonni taqqoslaymiz va shundan eng kattasini topib olamiz. Ya'ni max bu yerda ikkita son uchun a va b nomini yozadigan bo'lsam, if a kattami b'dan degan shartni qo'yaman. Agar a b'dan katta bo'lsa, u holda return a'ni qaytar. A katta bo'ladi. Agar bu bo'lmasa, aks holda bo'lsa, u holda b katta bo'ladi. Return b ni natija sifatida qaytar. Endi yana bitta funksiya e'lon qilamiz bu yerda. Ya'ni max degan funksiya e'lon qilamiz. Ya'ni bunda a, b, c uchta o'zgaruvchi yozdim va shuning ichida yuqoridagi demak max degan funksiyani chaqirib ishlatamiz. Ya'ni return bizda max'ni ya'ni ichmaydi. Ya'ni bir marta max yozamiz va bu yerda a, b, c deb yozing. Faqat bu yerda a'ni yozamiz. Demak, bu max funksiyani chaqirib ishlatgandan so'ng, ya'ni a bilan b'ni kattasi mana bu yerga keladi. Ya'ni a bilan b'dan kattasi qaysi, o'shani topadi-yu, yana keyin c bilan mana bu yerda solishtiradi. Keyin qavsni yopamiz. Va shundan so'ng bizga eng kattasini chiqarib beradi. Endi bu yerda sondan kiritishimiz kerak, ya'ni a. Bu yerda kiritamiz int tipida bo'lsin bizda. Input ya'ni izoh sifatida yozadigan bo'lsak a teng deb chiqadi. Keyingisi b int input bizda yani b teng deb izoh sifatida chiqadi bu. Keyingisi c int input bizda c teng deb izoh sifatida hosil bo'ladi va funksiyani nomini ekranga chop qilamiz. Ya'ni bizga oxirgi funksiya mana bu max funksiyada uchalasidan ham kattasi bo'ladi. Ya'ni max bu yerda a b c. Ya'ni o'sha return qaytargan eng katta javobni bizga chiqarib beradi. Xotiraga saqlab ishlatib ko'ramiz. 3 ta son kiritamiz. A'ni kirit 56. Masalan 258 25 masalan 259. Eng kattasi 259 masalan. Yoki 5 2 3 deyilgan bo'lsa, eng kattasi 5.
Okey. 45 65 32. En katlası 65 deb chiqarib berdi. Hozircha mana shular keyingi video darslarda ko'rishguncha xayr.